Tesadüflere dayanan başarı gökkuşağı gibidir. Çok güzeldir ama kalıcı olmaz. Kalıcı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olan gücünü kişinin sarf ettiği emekten alan başarıdır. Bu toprakların yetiştirdiği insanların dünyanın dört bir yanına yayılmış başarı öykülerini kendi ağızlarından paylaşacağız sizlerle. Onlar anlattıkça biz bir kez daha anlayacağız ki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Bir yılbaşı gecesi. Ani bir kararla New York'a yerleşmeye karar verdim. Herkesin günlük tutmaya, herkesin kilo vermeye karar verdiği o önemli yılbaşı gecelerinden bir tanesiydi. Ankara'da bir reklam ajansım vardı. Yaklaşık 20 kişi kadar bir ekibimiz vardı. Güzel işler yapıyorduk. Hatta çok iyi hatırlıyorum, 2 yıl üst üste Grafikerler Meslek Kuruluşu'nun sergilerinde en çok ödülü biz almıştık. Ama bütün bunlar bir şekilde beni çok da kesmiyordu Ankara içerisinde. Ve bir şekilde İstanbul'a gitmem gerektiğini hissediyordum. İstanbul'da bir şeyler yapmam gerektiğini. Fakat bütün bunlar olurken neden İstanbul gibi küçük bir merkeze gideyim? Yapmışken bu değişikliği, New York'a gitmem daha uygun olur diye düşünüyordum. Zaten New York'u çok seviyordum. Kendimi orada hiç yabancı gibi hissetmedim gittiğim zamanlarda. Her zaman böyle bir New York'un bir parçası gibi hissettim. New York'a yerleşir yerleşmez yaptığı ilk girişim, geleceğe dair bir öngörü barındırmanın ötesinde, İlerleyen yıllardaki profesyonel hayatını da bambaşka bir boyuta taşıyacak bir hamle olmuş. New York'ta yaptığım en önemli işlerden bir tanesi emrahyücel.com web sitesini açtım. Bu önemli bir işti çünkü internetin daha henüz çok ilk yıllarıydı. Web sitesini yapmanın dışında yaptığım en önemli şeylerden bir tanesi de araştırma motorlarına belli keywordlerle kendi adımı yazdım. Reklam dünyasının başkentinde dünyanın en iyileriyle yarışmaya başlayan Emrah Yücel'in işi başlangıçta hiç kolay olmamış. New York'a gittiğiniz zaman yaptığım işlerle birlikte kafa avcılarına gittim ve yaptığım işleri gösterdim ve nasıl iş bulabilirim diye baktım. Fakat kafa avcılarından duyduğum, headhunterlardan duyduğum en önemli şey, çok güzel işler yapmışsın, hakikaten iyi portföyünde iyi işler var. Fakat bunların hiçbirisi Amerikan kültürüne ve Amerikan tarzına uygun işler değil. Aslında gerçek bir sanatçısın ama yaptığın işlerin birazcık Amerika kültürüne uygun olması lazım ki biz seni, sana rahatlıkla bir pozisyon bulabilelim. O yüzden senin Amerika'da en azından bir 2-3 yıl geçirmen ve buranın işlerinin de içerisinde olduğu ağırlıklı bir Amerika portfolyosu oluşturmanda fayda var, dediler. Anlayabiliyorum şu andaki bakış açımda ne demek istediklerini. Bu bana doğal olarak 2-3 yıl boyunca bir freelance olarak New York'ta iş yapma dönemini başlattı. Reklam endüstrisinin merkezinden uzak kalmamak üzere gelip yerleştiği New York'tan sinema endüstrisinin merkezine, Los Angeles'a transfer olması, tesadüf gibi görünse de aslında Emrah Yücel'in işine gösterdiği özenin haklı ve hak edilmiş bir geri dönüşü olmuş. Fakat o döneme gelene kadar yaptığım en önemli işlerden bir tanesi o işi bulma çabası oldu. Çünkü web sitemi açtım, koydum ama iş yok. Yani kimse benim o işi yaptığımı bilmiyor. Peki bu süre içerisinde ne oldu? Yani ben cebimdeki parayı bitirdim. Hatta çok iyi hatırlıyorum, bir ara cebimde 300 dolara kadar düştüğüm bir dönem olmuştu. Cebimde sadece 300 dolar vardı. Bir sonraki ayın kirasını ödemem gerekiyordu ve başka hiçbir çıkış yolum yoktu. Araştırma motorlarında New York, grafik tasarımcı, branding, markalaşma gibi anahtar kelimelerle araştırma yapıldığı zaman çıkan 4 kişiden birisiydim. Şu anda milyonlar var tabii ki araştırma motorlarında çıkan. Sonra bir akşamüstü yeni bir telefon geldi, gene Rita Susiegel'den. Dedi ki Rita, Hollywood'dan Tony Sinegar şu anda şehirde bir film fotoğraf çekimi için gelmiş. Senin işlerini çok beğendi, seninle görüşmek istiyorum. Gelir misin? Okey, ama dedim hemen geleceksin. Okey. Tony geldi, dedi ki senin dedi portfolyona baktım dedi ve çok ilginç bir şekilde dedi, senin yaptığın işlerinden Türkiye'de yaptığın bir işi çok beğendim dedi. Beğendiğini söylediği iş Uğur Mumcu'nun kitap kapaklarıydı. Uğur Mumcu'nun vefatından sonra vakıf Uğur Mumcu'nun 24 kitabının tümüne tekrar kapak yaptırmak istemişti ve ben Türkiye'de ayrılmadan önce Türkiye'den yaptığım en son projelerden bir tanesiydi. Gurur duyarak yaptığım en son projelerden bir tanesiydi.
Ve bu 24 kitap kapağının içerisinde kendiliğinden böyle bir sinema kalitesinde yapılmış işler vardı. Hatta her kitabın ismi böyle bir film title'ı gibi, film başlığı gibi falan özenle yapılmıştı. Onları çok beğendiğini söyledi. Ben tabii bu arada Rita Su'ya baktım. Dedim ki hani 2,5-3 yıldır biz burada Amerikan portfolyosu yapıyoruz. Adam Uğur Mumcu'yu beğendi ama neyse geçmiş olsun. Ondan sonra o işlerle birlikte bana bir senaryo uzattı Tony Sinegar. Dedi ki bunu dedi oku dedi. Ben bir hafta sonra yeniden Los Angeles'tan geleceğim bir fotoğraf çekimi için. O geldiğimde bana dedi bu senaryoyu oku ve skeçler yap dedi. Kurşun kalem skeçleri. Okey dedim. Aldım senaryoyu. Teşekkür ettim. Hiç unutmuyorum. Cuba Gooding Jr.'la Skeet Ulrich'in Chill Factor diye bir aksiyon filmi. Yani çok böyle büyük bir box office bir film değil ama o film için senaryoyu o akşam okudum hemen. Ve sabah kalktığımda çok iyi biliyordum ki sadece kurşun kalem skeçler yapmak beni kesmez. Hemen kitapçılara gittim. Borders ve Barnes & Noble kitapçılarına. Ve oradan bu iki aktörün fotoğraflarının olduğu bütün fotoğraf kitaplarını satın aldım. Yüklendim hepsini, eve geldim. Hepsini scan ettim. Ondan sonra götürdüm bütün kitapları geri iade edip paramı aldım aynı gün içerisinde. Elimdeki yüksek rezolüsyonlu fotoğraflarla bir hafta sonraki toplantıya 5 tane bitmiş afiş hazırladım. Kafalar, slogan, aşağıda bütün filmle ilgili olan aksiyon sahneleri, arabalar uçuşuyor, patlamalar, chemical'lar, şunlar bunlar. Ondan sonra aşağıda künye, oyuncuların isimlerinin hepsi doğru şekilde, bütün tipografisiyle, title'ıyla bitmiş 5 tane afiş. Bunların hepsini büyük boyutta 70'e 100 bastırdım, boardlara yapıştırdım, üzerlerine aydıngerlerini koydum ve 57-57 restorana bir hafta sonra gittim, hepsini duvara dizdim. Rita Su'yla Tony geldiler yukarıdan. Tony hiçbir şey söylemedi. Gözlüklerini çıkarttı, kafasına koydu. Çok uzunca bir süre afişleri inceledi, hepsinin detayını. Bana hiçbir şey söylemedi. Sonra yanıma geldi. Ben de oturuyorum heyecanla ne olacak diye bekliyorum. Yanıma geldi, kafamı tuttu ve kafamı öptü. Ya bir Amerikalı'dan aslında hiç beklenmeyecek bir tepki bu. Yani kimse kimsenin öyle kafasını öpmez. Ondan sonra dedi ki, çok beğendim dedi. Hemen dedi, Los Angeles'a geliyorsun, bir ayın içerisinde başlamanı istiyorum. Ben tabii çok farkında değilim meselenin. Dedim ki, ya dedim, ben Los Angeles'a gelmeden New York'tan çalışamaz mıyım? Ben Los Angeles'ı bilmiyorum ve gelmek de istemiyorum. Dedi ki, sen anlamadın benim sana ne önerdiğimi dedi. Rita Su'yla konuş dedi. Gerçekten anlamamışım. O dönemin parasıyla, çok yüksek bir maaşla 60 kişilik bir ekibin kreatif direktörü olarak Los Angeles'a taşındım ve Hollywood'da sinema reklamcılığı diye tabir ettiğimiz stüdyoların projelerini, televizyon networklerinin projelerini satarken üretilen görsellerin ve stratejilerin oluşturulması işi diye tanımladığımız sinema reklamcılığı işine adım attım. Aslında bizim o işte yaptığımız işin ismi key art, yani anahtar görsel üretmek. Key art demek ne demek? Gözünüzü kapattığınız zaman, ben size mesela şimdi Godfather, yani o baba filmi dediğim zaman gözünüzü kapattığınızda gözünüzün önüne Marlon Brando'nun bir portresi geliyor. Aslında o filmin, o projenin aklınızda kalan görselini tasarlamak. Ve o görseli gördüğünüz anda o filmle ilgili, o duyguyla ilgili, o alacağınız hikaye anlatımıyla ilgili olan her şeyi temsil eden tek görselden bahsediyoruz. Key art, anahtar görsel bu demek. Bizim işimiz bunu tasarlamak. Los Angeles'ta çalıştığım dönem içerisinde o kadar çok çalışıyorduk ki bir ara birazcık rahatlamak için Kaliforniya'da Pebble Beach'te, Monterey'de bir otomobil yarışı izlemeye gitmiştik ve bir öğle yemeğine katılma şansım oldu. Gene Tony Sinegar'la gitmiştik bu yemeğe. Orada bir şekilde Tony beni anlatıyor yemekteki arkadaşlarına. İşte Emrah'ı ben web sitesinden buldum. Ondan sonra Türkiye'de deprem oldu, onu buraya çağırdık falan. O da kendisine göre bir hikaye anlatıyor. Bu arada yanımdaki beyefendi dedi ki, ya de sizin de web siteniz mi var dedi. O zaman hala internetin ilk yılları. San Francisco'da yeni yeni internet ivmelenmesi başlamış. Evet dedim, yani web sitem var. Web sitemde yaptığım pek çok işler var. Dedi ki, ben dedi bir tasarımcı arıyorum.
Tom Hanks'in web sitesini yapmakla ilgilenir misin dedi. Dedim ki tabii ki ilgilenirim. Tom Hanks benim en sevdiğim Amerikalı aktörlerden bir tanesidir. Hala da performansıyla çok doğru bir yerde olduğunu düşündüğüm bir aktör. Çok memnun olurum dedim. Okey dedi, bağlantıya geçti adamın agentları bizimle. Bütün her şey disklerde, derli toplu, işte fotoğraflarıyla, şeyleriyle bana iletildi. Sonradan fark ettim ki yanımdaki o adam Creative Artist Agency'nin başkanıymış, sahibiymiş. Creative Artist Agency, Amerika'daki en çok starların temsil eden bir menajerlik şirketi. Hemen Tom Hanks'le ilgili 5-6 alternatiften oluşan bir sayfa düzeni hazırladım. Bunları ilettim. Arasından iki tanesini beğendiler. Onların alt sayfalarını hazırladım ve yaklaşık böyle mimarisi içerisinde 10 tane alternatif sayfasını hazırladım. Onu gönderdim. Onların içerisinden de bir tanesine beğenildi. Tasarım kabul edildi. Dediler ki ne kadar sürede bunu programlatabilirsiniz dedim. Avusturya'da arkadaşlarım var. O zaman zaten her şey Flash programında hazırlanıyor. Yaklaşık bir hafta içerisinde bütün her şey programlandı. Bitmiş bir siteyi bir domain name'e koydum, gönderdim. Çok beğendiler. Dediler ki bizim size 10 tane daha işimiz var. 10 tane daha Hollywood starının işlerini vermek istiyoruz. O dönemde bir taraftan da şirkette çok önemli projelere imza atıyorduk. Yani yaptığımız işlerin arasında, o dönem işlerinin arasında 28 Days, Vertical Limit, Shaft, Random Hearts, Big Daddy, Heat, Cold Mountain gibi o kadar çok güzel işler üretiyorduk ki tam bu dönem içerisinde. Fakat bir anda bu web sitesi işi her şeyi alt üst etti. Ben Tony'ye gittim, dedim ki böyle böyle işte yaklaşık 10 tane daha yeni web sitesi işi var. Tony dedi ki o zaman kendi ekibini kur ve bu işi ayrıca bir ekiple devam ettir. O dönemde Brad Pitt'in, Julia Roberts'ın, Julianne Moore'un, rastlantı sonucu yıllar sonra hayat bizi tekrar Julianne Moore'la bir araya getirdi. Angelica Houston'ın, Peter Gallagher'ın, Steven Dorff'un ve Rob Lowe'un pek çok ismin web sitesini, kişisel web sitelerini tasarlama şansım oldu. Ve bu web sitesi meselesiyle birlikte yavaş yavaş böyle bir bardak artık belli bir noktaya gelmeye başladı ve kendi işimi kurmanın, kendi işimi oluşturmanın zamanı gelmişti. Şimdi herhalde 16-17 yılımız oldu. 17 yıl önce Iconisus'u oluşturdum ve kendi sinema reklamcılığı işine kendi ismimle devam etme şansım oldu. Emrah Yücel, bugün geldiği konumun tesadüflere bağlanmasını, kendi hayatı için harcadığı emeğe haksızlık olarak görüyor. Tesadüflere tabii ki inanıyorum. Yani tesadüfler bence hayattaki önemli noktalardan bir tanesi. Ama bu tesadüfleri sizin nasıl yönettiğiniz bence daha değerli. Çünkü tıpkı size anlattığım hikayemde olduğu gibi o ekstra bir mili koşmak, ekstra bir iş yapmak, ekstra bir çabayı sarf etmek meselesi. İkinci en önemli mesele, başarı dediğiniz hikaye birazcık aynı çekiçle aynı çiviye sürekli vurmak üzerine kurulu. Ancak o zaman çakabiliyorsunuz onu. Yani başka yerlere vurmaktansa bir şeye fokus olup onun üzerine gitmek lazım ve maraton koşmak lazım. Bence geriye kalan en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani hiçbir zaman aşağı inmeyecek şekilde sürekli belirli bir kalitede ve kulvarda iş yapmak. Yani maraton koşucusu olmak çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye'den pek çok iş başvurusu oluyor. Oradaki gençler bir şeyler yapmak istiyorlar. Onlara söyleyebileceğim en önemli şeylerden bir tanesi şu. Tıpkı çocukluğumdaki o Kemalettin Tuğcu romanlarından kalma bir terimi hatırlatmak istiyorum. Altın bilezik. Altın bilezik demek ne demek? Yani bir işi ya da bir şeyi çok iyi yapıyor olma durumu. Bunun ne olduğuna karar verip o alanda uzmanlaşmayı ve bunu bir altın bilezik gibi ben şu işi çok iyi yaparımı tanımlamanız gerekiyor. Ve bu çok iyi yaptığınız işle mutlaka uluslararası platformda başarılar kazanmanız gerekiyor ki buradaki kurtlar sofrasına, uluslararası platforma çıkmak için hazır olabilirsiniz. Öbür türlü herhalde birazcık hayal oluyor.
birazcık yeni nesil hep başkalarının onun elinden tutup onu bir yere taşımasını bekliyor. Halbuki mesele orada değil. Hakikaten Sait Faik Kör Mustafa'sı gibi tırnaklarınızla tırmalayarak oluyor bu iş ve hakikaten maraton koşmak gerekiyor. Bizim yaptığımız işte en önemlilerinden bir tanesi sadece görselin tasarlanması değil, bu görselin verdiği mesajın ne olduğunun da belirlenmesi. Bunu iki örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Bir tanesi mesela yaklaşık 70 milyonluk bir kitap sattı. 50 Shades of Grey projesi. Bu proje önemli bir proje dünya çapında. Yani 70 milyon kitabı satılmış bir film. Tabii ki doğal olarak box office'e de yani büyük satışlar yapacak bir film olmaya da çok adaydı. Biz bu filmde çalışma şansımız oldu ve bu filmde yaptığımız işin görsellerin dışında aslında yaptığımız en önemli şey bence filmin aslında sloganına, tagline'ına karar vermek. 50 Shades of Grey filminin sloganı curious'tır. Yani bütün bu filmi ve o anlatımı aslında merak etme üzerine. Çünkü oradaki genç kızın, genç çocukla olan ilişkisinin arkasında, bütün bu hikayenin, bütün bu kitabın arkasında aslında merak ana teması yatar. I'm incapable of leaving you alone. Then don't. Lighten me back. I had a rough start in life. You should steer clear of me. Onu afişin bir parçası yapıp kocaman merak şeklinde yani curious şeklinde yazdığınız zaman o mesela bizim için önemli bir noktaya geliyor. Siz orada esas yaratıcılığınızı ortaya koymuş oluyorsunuz. İkinci önemli örnek çalışmaktan hep gurur duyduğum ve bizim için hayatımdaki en önemli projelerden birisi haline gelen James Cameron'ın Avatar projesi diyebilirim. Avatar projesi için çalışmak üzere seçilen 3 ajanstan bir tanesi olduk. Filme bitmesinden, başlamasından 2 yıl önce biz çalışmaya başladık Avatar'da. Outstanding. 20th Century Fox yöneticileri bize gelip dediler ki film bu, senaryo bu, biz bu projede çalışmak üzere seçilmiş 3 ajanstan bir tanesiniz. Ve biz başladık filmle ilgili stratejiler oluşturmaya. Oluşturduğumuz stratejilerde bu filmi toplam 3 ya da 4 şekilde satabiliriz diye tanımladık. Bunlardan birincisi, nedir bu stratejiler? Birincisi, bu filmi tabii ki bir aksiyon, adventure filmi olarak satabiliriz. Çünkü hemen hemen bütün box office filmlerinin çoğunda olduğu gibi orada bir potansiyel aksiyon var ve bu satmaya en uygun şekil. İkinci satış şekli aksiyondan tamamen uzak. James Cameron'ın 12 yıl boyunca rekorunun, box office rekorunun kırılamadığı Titanic filmi gibi bir romance olarak satılabilir. Yani romantik bir film olarak satılabilir. Şu anda Avatar'ı hepiniz biliyorsunuz ama Avatar rahatlıkla iki farklı kültürün aşkı, iki farklı ırkın aşkı, iki farklı dünyanın birbiriyle olan aşkı olarak tanımlanabilecek bir film haline çevrilebilirdi marketing sırasında. Afişi de öyle olabilirdi, trailer'ı da öyle olabilirdi, fragmanı da öyle olabilirdi ve böylece o algı üzerine kurulabilirdi mesele. Üçüncü alternatif olarak da yani o kadar güçlü olmasa da aslında James Cameron gibi bir yönetmenin 12 yıllık aşılamayan başarısının üzerine 12 yıllık bu rekorun üzerine yaptığı yeni film konsepti olabilirdi. Dördüncü konsept içinde daha önce hiç kullanılmamış bir computer graphics yani 3D 3 boyutlu grafik teknolojisinin ilk filmi olması meselesi olabilirdi. Bunlar aslında birinci stratejinin ya da ikinci stratejinin alt stratejileri olarak sunulabilirdi. Önce bunlarla gidiyoruz stüdyoya. Yani mesele nasıl satılabilir'i anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra işin görselleri başlıyor. Çünkü önce kulvarınızı ve nerede bu işi pazarlamak istediğinizi çizmek zorundasınız. Peşinden neler yapılabileceğine geçmek zorundasınız. Böylece 3 ayrı ajans benzer stratejilerle yaptığımız pek çok işi oluşturduk ve Avatar projesini tamamladık.
Tıpkı daha önce hazırladığım Kill Bill projesinde olduğu gibi bu tip büyük franchise'lar, çünkü bunlar yüz milyonlarca doların üzerinde döneceği büyük markalar haline dönüşüyor. Stüdyolar sizden bütün projeyi tek bir fiile satın alırlar. Böylece aslında o üç ajanstan hiçbirisinin projenin en sonunda imzası olmaz. Yani copyright hakkı olmaz. Çünkü sen ileride dava açıp hak iddia edebilirsin. Ama anlaşmaları imzalarsın ve yaptığın bütün işleri stüdyoya devredersin. Avatar'da da, Kill Bill'de de böyle oldu ve yaptığımız işler, bizim hazırladığımız binlerce, altını çiziyorum, binlerce işten sonra bir tane görselle sonuçlandı ve biz de o projede çalışmış olmanın şansını yaşadık. Key art tasarlarken o işin yapılış süreci içerisinde aslında fark ettiğimiz çok temel bir takım unsurlar var. Nedir bunlar? Mesela o alan içerisinde olan her elemanın mutlaka bir orada olma sebebinin olması lazım. Onun dışında yazdığınız sloganın, yazdığınız mesajın hakikaten, yani o özellikle Orta Amerika'daki kitle tarafından çok kolaylıkla algılanabilecek bir düzeyde olması lazım. Burada bakın çok sofistike olmasından ya da çok sıradan olmasından bahsetmiyorum. O öyle bir çizgi ki mesela o sofistikeyi çok yukarıda da tutabilirsiniz ama algılanmayabilir bu sefer. Onun, yani o kitlelerle iletişimi kuracağınız dilimin hangi kulvarda olacağı ve onun terazinin neresinde duracağı meselesinin ayarlanmasının çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Üçüncüsü, Türkçe'de bir deyim vardır, hani tablo gibi denir ya. Hakikaten bir sinema afişine baktığınız zaman, gözünüzle içerisinde dolaştığınız zaman her detayında böyle bir işçilik, bir detay, bir farklılık hissedersiniz. Şimdi bütün bunların tümünü yaparken ve bunu 17 yıl boyunca yaptığımızdan dolayı biz fark ettik ki zamanla aslında bizim oradaki o hassasiyetimiz aslında reklamcılık ve markalaşma işlerindeki yaptığımız işin şeklini oluşturmuş. Yani bir şehir markalaşması yaparken, mesela İzmir'in şehir markalaşmasını yaparken ya da atıyorum Türkiye'nin turizm tanıtımı işini yaparken, tıpkı bir film afişi yapar gibi akıllarda kalacak olan mesajın net olması, modüler olması, insanların buna baktıkları zaman içerisinde gezinebilecekleri bir dünya oluşturmanız, birbirinden farklı katmanların olması meselesi aslında çok önemli. Ve biz de oradaki tecrübemizi, yani aslında Hollywood'un iletişim dilindeki tecrübeyi bir şekilde reklamcılığa ve markalaşmaya aktarıyoruz. Bunu da yaparken sadece Los Angeles'taki bir ekibimiz değil, aynı zamanda İstanbul'da da böyle bir 25-30 kişilik bir ekibimiz var. Ülkenin hem Türkiye'de hem de Los Angeles'ta iki taraf eş zamanlı olarak bu işi yoğuruyor. O anlamda yaptığımız iş artık sadece sinema reklamcılığının sınırlarıyla kalmadı. Ama onun dışında özellikle markalaşma ve reklamcılık alanında da pek çok işler yaptık. Türkiye'den pek çok proje ürettik. Yani rahatlıkla söyleyebilirim, hani Recep İvedik tayfasını bir kenara bırakıyorum. Onun dışında Türkiye'nin hani top 10'inde yer alan, ilk 10'unda yer alan pek çok projenin aslında key artlarını ve görsel tasarımlarını da biz ürettik. Bu anlamda Türkiye ile iş yapıyor olmak aslında bizim zaten hani genlerimizde var ve oraya dönüp orada bir şeyler yapmak bizi her zaman çok mutlu ediyor. İki şey söyleyeceğim beni mutlu eden. Yaptığım projeler, özellikle Türkiye Tanıtım Projesi, peşinden sinema reklamcılığında yaptığımız pek çok proje, işte Avatar'ından tutun da Fifty Shades of Grey'ine kadar, bu projeler dünyanın her yerine dağılıyor. Yani Brezilya'ya gidin, São Paulo'da, Rio'da, atıyorum Malezya'ya gidin, Tokyo'ya gidin, Beijing'e gidin, Avustralya'ya gidin, atıyorum Fransa'ya gidin, İtalya'ya gidin, Çin'e gidin, nereye giderseniz gidin, yaptığınız işi oralarda görebiliyorsunuz. Bu farklı bir haz, bu bende, yani uluslararası kulvarda iş yapıyor olma hissi beni mutlu ediyor.